4 ayda kamu bankaları aracılığıyla rezervlerden 25-30 milyar dolar sattığını hesaplıyor ekonomistler. Bir de onlara kulak verelim. Sürpriz değil bunlar. Yani işte 6 lirayı savunuyordu bir ara. Hatırlayın Berat Bey dönemini, Naci Bey dönemini. 8 lira savunmaları vardı. Şimdi de yine bir 15 lira savunması vardı. Neden bu savunmalar var? Tabii ki hükümetin gerçekçi olmayan, akla mantığa sığmayan çılgın faiz politikalarından dolayı. Bir süredir dar bantta hareket eden dolar TL'de 15 seviyesi 9 Mayıs'ta yıkıldı. Dolar kuru en son 20 Aralık 2021 haftasında 15 liranın üzerine çıkmıştı. 20 Aralık'ta Türkiye kur korumalı mevduat enstrümanıyla tanıştırılmış, kur 18'den 12 liraya kadar düşürülmüştü. Bu enstrümanla beraber parası olan vatandaşa kur yükseldikçe hazineden kur farkı ödendi, ödenmeye de devam ediyor. Peki ödenen kur farkı nereden karşılanıyor? Hepimizin cebinden. Diyelim ki şimdi kur 15'i kırdı, yukarıya doğru gidiyor. Bu sefer de kur korumalı mevduata katılmış insanlar kur farkı alacaklar. Ama bakın bu da şuna sebebiyet veriyor. Hep söylüyoruz, hazine üzerine yine milyarlarca liralık bir yük oluşturuyor. Ekonomi yönetimi bir yandan da doları frenlemek için kamu bankaları aracılığıyla döviz satmaya devam ediyor. Ekonomistlerin bilanço okumalarına göre sadece 4 ayda rezervlerden satılan döviz miktarı 25 ila 30 milyar dolar civarında. AKP'nin günahlarının bedelini Türk hazinesi ödüyor ama işte o milyarlık transferi de yine hazine yaparken bizlerden alacak, zam olarak alacak, vergi olarak alacak. 15'in üstüne de sert bir şekilde çıktık ve ne yazık ki geçmişteki rekor seviyelerimizi de egale edeceğiz gibi bir durum da var. Kamu bankaları aracılığıyla yapılan satışlar uzun bir süre doları 14'lerde tuttu. Ancak hem içteki yapısal problemler hem de dünyadaki gelişmelerle kurdaki baraj yıkılmış oldu. Zaten Türkiye, Türk lirası şu anda en zayıf durumunda. Yani gideceği bir yer yok bir kere. Yani vatandaş rahat otursun. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati 2,5 ay önce böyle demişti. Dolar o sıralarda 14,83 lira düzeyindeydi. Güneş balçıkla sıvanmaz. Bu gerçekleri inkar taktikleri çok daha büyük sıkıntılar olarak hem ekonomide hem siyasette karşımıza çıkıyor ve şiddetini artırarak da çıkmaya devam edecek. Kur artık tartışılır olmaktan çıktı. Serbest piyasa koşulları altında döviz kurları dengeye kavuşuyor. Kavuştu. Artık bir gündem maddemiz değil. Çıkarıyoruz gündemimizden. 2020-21'i bu kadar hızlı, başarılı geçmemizin nedeni de sistemsel değişikliğin ilk aslında krizler karşısındaki denenmişliğini de biz yaşamış olduk. Sistemin yanlışlarının cezasını hep beraber çekeceğiz. Nasıl çekeceğiz? Zam olarak çekeceğiz. Şimdi zamları konuşurken enflasyonu konuştuk, konuşmaya da devam ediyoruz. Maalesef gündemimizden düşmüyor, düşmeyecek bu. Peki bir başka boyuta bakalım, meselenin başka boyutuna. Bugün Sözcü Gazetesi'nden Murat Muratoğlu'nun yazısıyla, köşe yazısıyla sermaye kontrolü gelir mi, geldi mi? Şimdi bakın diyor ki Murat Muratoğlu, haber ajansı Reuters'da çıkan haber enteresandı. Habere göre Merkez Bankası ve BDDK, bankalardan döviz işlemlerinin piyasanın likit olduğu saat 10 ve 16 saatleri arasında gerçekleştirmesini istedi. Resmi mi? Değil. Talebi sözlü olarak iletiyorlar. İstersen yapma diyorlar. Kısaca sermayeye emir veriyorlar. Sadece adını koymuyorlar diyor. Bazı hatırlatmalar yapıyor. Mesela daha önce ihracatçıların döviz kazancının %40'ını Merkez Bankası'na satma zorunluluğu. Turizmcilerin döviz gelirlerinin aynen %40'ını bankaya satma zorunluluğu. İşte kur korumalı mevduat vesaire. Bankalardan kullanılan kredilerin döviz, altın, hisse senedi, kripto gibi araçlara yatırılmaması için sıkı bir takip var. Bunlara uymayanlara ceza uygulaması başlatıldı. Göstermişim teminatı, almışım faizle parayı, istersen parayla mangal yakarım, üzerinde sosis kızartırım. Yok yapamazsın. Aldığın krediyi nasıl harcayacağını bana soracaksın diyorlar. Nitekim bankaların verdiği kredilere de zorunlu karşılık getirdi. Bu durumda şimdi bu sermaye kontrolüne gerçekten biraz giriyor önce, mu girmiyor biraz mu? Biraz önce sordum. Yani gidiyorsun et almak için, değil mi? Sebze meyve almak için kredi alabiliyor musun? Yani tüketici kredisi değil mi bunun adı? Yani istediğini al. Tabii. İstediğini almaya kredi pahalı.
Ev alırsan evet. Ucuz. İhtiyaç kredisi %2, konut kredisi %1 faizdi. Şimdi nasıl peki? Buna nasıl açıklayacağız? Bu da önemli tabii. De, değil mi? Bu sermaye kontrolü adı konulmamış bir şey var burada. Zaten ne diyor? 10 ile 16 arasında değil mi döviz sattı? Evet. Çünkü piyasalar açık. Paranın çok döndüğü saatler. Böyle bir alım malım yapılırsa dolar oynamasın diyor. 16'dan sonra piyasası benim anladığım kadarıyla o saatte dolar malı alıp satarsan dolar kuru oynuyor diyor. Evet. Oynadığı için de diyor bizim hoşumuza gitmiyor. Sen bu saatler arasında işlem yapacaksın. 16'dan sonra işlem yapmayacaksın diyor bankalar. Evet. Dediğin gibi ihracatçı %40'ını getir diyor. Merkez Bankası'na sat. Şimdi ev alacaksan değil mi, paranı getir altın veya doların varsa Merkez Bankası'na bozdurursan 0.89 veriyorum bu diyor. Bu değil mi? Senin yorumun ne abi? Şimdi ben bu zamana kadar dolarımı biriktirmişim, altınımı biriktirmişim. Dolarla altınla dolarlarım ve altınlarım sayesinde enflasyona karşı korunmuşum. Bir rant elde etmişim döviz ve altının yükselmesinden. Evet. Şimdi devlet de bana diyor ki sen bu dövizle altını bozdurup konut alırsan sana bir 0.89 gibi çok cüzi bir rakamdan kredi vereceğim. Bunu yaparsan sana ekstra ilave. Bu ödül ya. Ödül tabii. Ödül bu ya. Yani bu zamana kadar döviz altın tutan için bir de üzerine ödül veriyorsun. Yani rantiyeyi iyice besliyorsun. Hayri Kozanoğlu'nun değil mi? Evet, o da öyle yorumlu. O da öyle söylüyor. Onu da bir görelim. Twitter hesabından paylaşım yapmış bu konuyla ilgili. Diyor ki Hayri Kozanoğlu, döviz hesabında yüklü para bulunup da bir türlü kur korumalı mevduata güvenmeyen rantiyelerin yeni bir desteğe ihtiyaçları vardı. Bu kardeşlerimize yardım elini uzatıp %100'e giden enflasyon ortamında aylık 0.89'dan bol kepçe kredi dağıtanlar vatan size minnettardır. %100'e giden bir enflasyon ortamında 0.89'da. İlginç bir şey söyleyeyim. Şimdi TÜİK'in konut satış istatistiklerini böyle uzun vadeli incelediğiniz zaman faizler düştüğü zaman ipotekli satışların arttığını görüyorsunuz. Faizler yükseldiği zaman da peşin satışların arttığını görüyorsunuz. Fakat bu evler kime satılıyor? Yine aynı kişilere satılıyor. Finansman kolaylaşınca peşin parası olan kredi çekeyim daha iyi diyor. Peşin parası olan bak peşin ev alacak parası olan kredi çekip ev alayım diyor. Faizler yükseldiği zaman ya kredi mantıklı değil diyor peşin parasıyla ev alıyor. Neden ev alıyor? Günün sonunda yatırım aracı olduğu için ev alıyor. 10. evini alıyor, 30. evini alıyor, 50. evini alıyor. Yani çeyrek altın biriktirir gibi birileri konut biriktiriyorlar. Bunun önüne geçmediğiniz sürece sizin vatandaşı konut sahibi, ev sahibi yapmanız mümkün değil. Ama ne demiş Şehircilik Bakanı? Ha çok güzel. Herkesi Sabah gazetesi. Sabah ve Hürriyet gazetesi. Sabahın ekonomi sayfası. Sabah. Evet. Şimdi Sabah sürmanşete taşımış dar gelirli için 150 bin konut yapılacak. Yapılacakmış. Dar 81 ilde 150 bin konut yapılacakmış. Evlerin maliyeti de 400 bin lira civarında olacakmış. %10 peşinat 240 ay vade. Şimdi şöyle bir açalım tabii şeyi. 240 ay taksit %10 peşinatla. Sayın Bakanımız orada ne demiş? Murat Kurum'un açıklaması. Sayın evi Bakanımız. Olmayan vatandaş kalmayacak. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde her bir vatandaşımıza ev sahibi yapana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. TOKİ eliyle düşük fiyatlı ve uygun ödeme koşullarıyla üreteceğimiz sosyal konutları milletimize sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz diyor. Hesaplayalım bir öyle mi olacak? Nasıl olacak? Şeyin hali hazırda ne diyordu deminki haberde? Et almaya parası yetmeyen vatandaşa siz nasıl bir şey kolaylığı sağlayacaksınız? Konut alması için nasıl bir kolaylık sağlayacaksınız? Biz bu konut meselesini konuşurken gelen mesajlar çoğu şöyle ya biz tencereyi kaynatamıyoruz. Niye siz konutu konuşuyorsunuz diyorlar ya. Peki o zaman şeyi soracağım şimdi sizlere. Diyor ki bakan vatandaşların hane halkı geliri net 10 bin liradan fazla olmayacak. Bu rakam İstanbul için 11.500 lira olacak. Şimdi 10 bin liranın altında olanlara Nasıl bir ödeme olacak? Aylık ne kadar bir para ödeyecekler? Maliyeti minimum 400 bin lira olacaksa ne kadarlık bir satış rakamıyla çıkacak? İşte fiyat neye mesela? 500 bin liraya satacak diyelim ki. 500 bin liranın %10'unu getirecek vatandaş. 50 bin lira koyacak. 50 bin liranın dışında kaldı 450 bin. 450 binlik de muhtemelen bir kredi kullanılacak. O kredi de ne diyor? 240 ay taksitle diyor. Bakın bu taksit meselesi de
Önümüzde acayip bir şey. 240 ay taksit dediğiniz şey sizin 20 yıl ya. 20 yıl. Siz vatandaşı 20 yıllık bir borcun altına soktuğunuz zaman ortaya çıkacak başka bir sorun oluyor. Ne oluyor? 20 yıl boyunca vatandaş bankaya para ödüyor. Dikkat edin. Küçük esnaftan atıyorum mobilya alacağına, küçük esnaftan örneğin buzdolabı alacağına, küçük esnaftan bakkala gideceğine bankaya ödeme yapıyor. Yani bir rantiye yaratıyorsunuz orada da. 20 yıl boyu ve bu 20 yılda çok stresli geçiyor. Düşünsenize 20 yıl boyunca borç ödüyorsunuz. Niye? Başınıza sokacak bir eviniz olabilmesi için. Ve günün sonunda o 20 yılda işten atılsanız evinize el konuluyor. Evet. Geliriniz azalsa evinize el koyuyor. Ya da aile zaten genellikle iki kişi çalışıyorsa bu borçları ödüyor. Bir maaşını yazık ne yapıyor? Krediye evet. ayırıyor. Kişi ailede birisinin geliri azaldığı zaman çok ciddi sıkıntılar geliyor. Ama ben şimdi hemen hesapladım da 450 bin lira kredi çekse bu aile ama 10 yıl üzerinden hesapladım. Aylık taksidi 9.700. 20 yıl olsa da 7 bin küsür olur. Yani şey attığı için vade artınca faiz de artıyor. Şey 7 bin oldu, 8 bin oldu. Dar gelirli için bu da... Ya işte ne yapacak? Yani, dişinden, tırnağından evet. ayıracak. Ama ilk 3 sene diyor dişini, tırnağını sık. Ondan sonra o 7 bin lira bir zaten para olmamaya enflasyon başlayacak. Enflasyon nedeniyle. Ne, bir para olmayacak. Yani 15 sene sonra da 7 bin lira çerez parası olacak. Muhtemelen diyor. Öyle buna. Bence biriket evler yapsalar daha iyi olur. Ben oradan... Onda kararlıyım. Bence de. 200 bin Suriyeli'yle yapacağını 200 bin Türklere yapsınlar. Konya Ovası'na. Niye? Havaalanımız var, yıkıyorlar. Dolarda yükseliş ya da TL'de düşüş diyelim devam ediyor. Bir bilgi fısıldadılar kulağıma görelim. Ne olmuş rakamlar? Arkada verebilir miyiz arkadaşlar? 15-35 seviyesinde artmış an itibariyle. Dolar 15-36 seviyesinde 16'ya doğru galiba hızla gidiyor. Zaten buraları... Uzun süre bir yerde durduğu zaman enerji biriktiriyor demiştik. Hı hı. O enerji aşıldıktan sonra ya kontrollü şekilde yukarı doğru salınması lazım. Bunun Merkez Bankası bunu kontrol etmesi lazım. Ya öyle yapıyorlar diye düşünüyorum. Ya da şok yaşayacağız. Şu anda bir şok yaşanmıyor bence. Şok değil buna, yavaş yavaş. Buna bir şok yani daha önce gördüklerimize alıştıklarımıza benzer bir şok ama değil. Ama geçen hafta 14.80'di bu hafta 15.35 yani. Evet. Evet. Çok yükselme değil mi? Olması gereken bir hareket. %70 enflasyonun olduğu yerde. 38 oldu bu arada. 14.80 olması benim tuhafıma giderdi. Yani 14.80'de kalması zaten daha tedirginlik yaratıcı. Çünkü bugün 14.80 olsa dolar bunun anlamı şu. Enerji birikmeye devam ediyor demek. Daha sonra daha sert patlar. Belki şu anda o dediğim şoku yaşıyoruz. Baksana çok hızlı ilerliyor. 15.38 oldu. Biz %7, belki... %8'leri gördük bir günde. Şimdi henüz %1 olmadı bakalım. Peki. Hmm. Şimdi tabii bu konut... Yani şu haftayı kapatırken mesela 16 olabilir. Olabilir tabii. Konut meselesinde tabii hemen Sabah gazetesinde bir başka haber paylaştık. Hürriyet'e baktığımızda manşette konut paketi ne getirir diyor. Uzmanlarla konuşmuşlar. Bu açıklanan paketleri kamuoyuna, vatandaşa olabilir, uygulanabilir, ödenebilir paralar bunlar neden olmasın şeklinde sunuyorlar. Cumhurbaşkanı